Evet, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar, bakın şurada gördüğünüz demir sülfat disodyumetta çözeltim bitmiş durumda. Herhalde 1 mililitre falan var içinde. Şimdi yenisini hazırlamam gerekiyor. Yenisini hazırlarken de dedim ki bari bunun da çekeyim. Aslında bu MS Media Stok Solüsyonu'nun hazırlanması videosu içerisinde bu parça var. Ama bunu ayrı olarak tekrar çekeyim istedim. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Demir sülfat disodyum etta solüsyonu hazırlayacağız. Biliyorsunuz Muraşkent Sukuk'ta yani MS medyasında demir sülfatı disodyum etta ile şelatlayarak kullanılıyor. Konusunda aslında şey yok, disodyum etta kullanılmıyor. Formülde sadece demir sülfat yer alıyor. Ama ben konusunda de arkadaşlar şelatlanmış demir kullanıyorum. Yani doğrudan demir sülfat kullanmıyorum. Çünkü bitkilerin şelatlı demir kullanma şeyi daha kolay arkadaşlar. Yani şelatsız oldukları zaman biraz daha zor kullanıyorlar herhalde. Evet. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bakın bu da şurada önce şunu göstereyim. Bakın bu arkadaşlar demir sülfat. Bu ham yani raw demir sülfat. Gördüğünüz gibi bu saf değil. Bunu ne yaptık biz sonra? Saflaştırdık. Saflaştırmak için de işte bakın şöyle bunların da videoları var biliyorsunuz kanalımızda. Solüsyonlar içerisinde tekrar kristallendirdik ve şunun içine tekrar doldurduk. Bu aslında boştu. Ben bunun içine tekrar saflaştırdığımız demir sülfatla doldurdum. Ama onlarda ne oluyor? Zaman içerisinde bakın gördüğünüz gibi yani aslında bu böyle çok güzel bir yeşili olan bir kimyasal ama zaman içerisinde oksitleniyor. Gördüğünüz gibi bakın böyle beyaz kahverengileşmiş. Gerçi o çok önemli değil. Şimdi ben şunun içindekini kullanacağım. Bunu ne yapacağız? Şurada bakın burada şey var. Disodyum ettamız var. Yani neymiş? Etilendiamin tetra asetik asit arkadaşlar etta. Evet bununla şelatlayacağız. Evet. Şimdi bu bilgi olsun diye. Bu arada yani bulunduğu ortamın hali hakkında size fikir vermiştir kapağın üstündeki kir. Evet şöyle silelim de. Evet. Evet arkadaşlar bunu da bir fikir versin diye çıkarttım. Şimdi ne yapalım? Şundan şimdi gereken işte 27,8 miligram her bir litre için 100x yapacağız dedik. 278. 2780 miligram. Yani şunun içindeki demir sülfat kristallerini 2780 miligram tartacağım. Sonra işte 3730 miligram da disodyum etta katacağım içine ve demir sülfat çözeltimiz hazır olacak. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi önce demir sülfata bakalım. Demir sülfat bakın bu da. Gördüğünüz gibi solüsyonun içinde kristalleniyor. Aşağıda kavanozların içinde de var da oradakiler biraz daha artık oksitlenmiştir. Bunun içindeki bakın daha taze. Yani taze derken oksitlenmemiş halini kastediyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şunu bir silelim. Evet, demir sülfat kristalimiz bu. Hatta az biraz yıkayabiliriz de. Çabuk yağıyor ama o yüzden aslında normal suyla değil de soğuk suyla yıkamak daha mantıklı. Ama şu üstündeki şeyler de lekeler de gitsin istedim.
Kaç gram acaba bu? Altı virgül 86 gram. 27.38, 278, 2780 miligram lazım bize 100x için. Evet, bu epey fazla. Evet, 2790 miligram oldu. Yani 100x için yeterli demir sülfat bu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bir küçük bir behere koyalım. Evet, 100 mililitre saf su kullanıyorum. Çünkü 100 ml, yani 100x'lik demir sülfat almıştım. Böylece her 1 mililitre bana ne yapacak? 1x demir sülfat verecek. Ama tabi bu şu an sadece demir sülfat kısmı. Birazdan disodyum etteyi de kullanacağız. Şimdi önce bir iyice bir eritelim. Evet, disodyum metamızı tartalım. 37.3 miligram her bir litre için. 10x olursa 373, 100x olursa 3730 miligram. Evet. 3730 miligram tartalım bakalım. Şimdi aslında yanlış yaptık. Suyun bir kısmını buna dökmemiz gerekiyordu. Neyse. Mecburen şeyi de kullanacağız.
Evet, şelatlanmış demiğimiz hazır arkadaşlar. Bu da basit. Evet. Evet arkadaşlar, böylece bunu da hazırlamış olduk. Başka bir kısa videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.